Merhaba arkadaşlar. Bu videoda BIST 100 endeksi ve taramalardan çıkan bazı hisselerin teknik analizlerini sizlerle paylaşacağım. Video kapsamındaki yorumlarım herhangi bir yatırım tavsiyesi içermemektedir. Eğer kanala henüz abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Bu konuda kanala desteklerinizi bekliyorum. Arkadaşlar TradingView'de 5 günlük üssel hareketli ortalaması, 20 günlük üssel hareketli ortalamasını yukarı kesen hisseleri taradığımızda burada listede gördüğünüz sağ taraftaki hisseler çıkıyor. Tüpraş, Reeder, Hektaş, Noren bu şekilde Kuva, MPT kadar sağ tarafta gördüğünüz hisseleri sırasıyla analizleyeceğiz. Öncesinde bir BIST 100'e bakalım. BIST 100'deki güncel durumu konuşup ardından buradaki hisselere sırayla bakacağız. Şimdi BIST 100'de arkadaşlar bizim biliyorsunuz daha önce şurada bir düşen kanal oluşmuştu bizim geçmişte. Aynı şekilde şurada yine bir düşen kanal vardı ve bunu yukarı kırdı endeks Nisan başında. Şöyle bir düşen kanalımız vardı. Bunu yukarı kırdı ve bu flamayı yukarı kırmasıyla birlikte yeni bir rally başlatmış oldu endeks ve biz uzun vadeli olarak da ne demiştik? Formasyon hedefi olarak uzun vadeli buradaki flama sapı kadar yukarı gitme potansiyeli olduğunu belirtmiştik daha önce. Şöyle ki bakın buradaki flama boyu kadar yukarı yönlü bir potansiyele sahip olduğunu endeksin uzun vadede belirtmiştik. Önceki analizlerimizde bu konulara değinmiştik. Birazdan kısa vadeli hedeflerimizi de belirteceğim. Şimdi buradaki mavi kanal içindeki flamayı yukarı kırınca bu flamanın sapı kadar yukarı gitme potansiyeli olduğuna dikkat çekmiştik. Ve bunun da bakın arkadaşlar buradaki siyah çizgiyle belirttiğim gibi uzun vadeli hedefinin 12.000'lere kadar denk geleceğini belirtmiştik. Yani buradaki flama sapı kadar. Bunu şöyle de alabilirsiniz. Çok fark etmez arkadaşlar. Yani ana hattıyla böyle bir formasyon söz konusu. 12.000 civarında bir seviyeye tekabül ediyor uzun vadede. Peki kısa vadede biz neyi takip edeceğiz? Arkadaşlar malumunuz Aralık ayında bir dip fiyatı görmüştü endeks. O dip fiyatından sonra Mart ayında da bakın şuradaki zigzaklı bölgede Mart ayında da bir testere piyasası yaşamıştık ve burada dipler oluşmuştu. Aralık dip fiyatıyla Mart ayındaki seçim sürecindeki dip fiyatlarını birleştirdiğimizde de bizim hemen hemen her günkü BIST 100 analizinde belirttiğimiz üzere böyle bir yükselen kanal içerisinde olduğuna dikkat çekmiştik. Ve ne diyorduk? Kanal tepesi hedefimiz diyorduk. Kanal tepesine de büyük ölçüde yaklaştık. Hatırlarsınız ta burada biz kanal tepesi hedefini 10.500, 10.600'lerde veriyorduk. Hatta en son pazar günkü videoda da ne demiştik? 11.300'ler hedefimiz diyorduk. Ve bugün endeks kapanışı 10.895'te yaptı. Gerçi o gün içerisinde 11.000'in üzerine de atmıştı biliyorsunuz. 11.070'leri görmüştü. Ve burada bakın bir fitil bıraktı mum kapanışı ve kar satışlarıyla geri çekildi. Bunun tabii biraz daha göstergelerle de şimdi göstereceğim. Buradaki çekilmenin nedenini daha net fark edeceksiniz arkadaşlar. Burada mesela Bollinger'dan baktığımızda diğer başka bant indikatörleri de bakabilirsiniz arkadaşlar ama Bollinger'da da net bir şekilde görünüyor. Bakın burada Bollinger bandının üst kısmına geldiğini ve buradan bir kar satışı yediğini gözlemleyebiliyoruz arkadaşlar. Burada geliyor Bollinger bandına temas bölgesine geliyor 11.100'lere doğru. Burada bir kar satışıyla birlikte geri çekildiğini görüyoruz. Bugün bankalarda ciddi bir coşku vardı. Tabii bankalarda BIST 100 içerisinde ciddi bir ağırlığa sahip. Bankaların yükselişiyle birlikte endekse de bir coşku geldi. Rekor tazeledi günün sonunda nihayetinde. Fakat dediğim gibi burada
Bollinger Band üst bandına yaklaştığı için burada bir kar satışı gördük. Bununla birlikte ortalamalara baktığımızda arkadaşlar, bakın 5, 8, 13 ortalamaları gördüğünüz gibi kırmızı 5, yeşil 8, siyah 13, en alttaki kalın mavi de 20 günlük Bollinger ortalaması. Bakın burada ortalamaların da epey bir açıldığını görüyoruz değerli dostlar. Burada yani fiyatın şuradan ortalamalardan epey uzaklaştığını ve bu nedenle endekste satış geldiğini, yani bir geri çekilme olduğunu düşünebiliriz. Geçmişte de çok fazla bu ortalamadan uzaklaştığında, bakın mesela şu bölgede de bakın uzaklaştığında ne olmuş? Devamında bir düzeltme yapıp tekrar ortalamalara yaklaştığını, ortalamalardan destek alıp tekrar yukarı gittiğini. Yani burada ne yapıyor? Trend devam ediyor fakat bir nefes alıp veriyor, yani yukarı açılıyor, tekrar aşağı iniyor. Bir akordeon gibi ne yapıyor endeks? Geri çekilebiliyor. Bugünkü geri çekilme de bu önde bir işaret arkadaşlar. Yani hem ortalamalardan çok uzaklaşmış endeks fiyatı, hem Bollinger üst bandına yaklaşmış, hem de ortalamalar açılmış. Bu nedenle bu bölgelerde bir tık daha pozisyon açmada temkinli olmak lazım hisse bazlı arkadaşlar. Stop seviyemize gelecek olursak olası geri çekilmenin devam etmesi durumunda, stop seviyemiz daha önce arkadaşlar neydi hatırlayacaksınız. Çok eskiden, yani Mart sonu biz ne diyorduk? 9455 diyorduk. Şöyle yapalım. 9450 civarı arkadaşlar, bakın şurayı diyorduk. Şuradaki Şubat zirvesi 9446 falan, bu civar. Şuradaki bakın 3-4 mumla burayı test etmişti. Bir direnç olmuştu. Sonra bu direnci gap'li geçti. Şurada bir doji yaptı. Ortalamalardan bakın uzaklaştığı için. Ne yaptık bu sefer? Stop seviyemizi bu sefer bu doji mumunun, yani şuradaki küçük mumun üstüne stop seviyemizi taşımıştık. Bakın burada ortalamalar açıldığı için bir doji yapıp hemen geri çekilmiş. Ortalamalardan güç alıp tekrar yukarı gitmiş. Sonra bu doji biz destek kabul ediyorduk. Kaçtı o? 9859'du arkadaşlar. Sonra bunun da üstüne attı. Yeni bir zirve gördü. Sonra düzeltmeye geldi falan. Şimdi ise güncel günün sonunda, bugün itibariyle de ne diyoruz? Ne demiştik? 10.386 arkadaşlar. Şuradaki zirve bizim için bir sonraki destek olarak görülüyor. Hani daha yukarı destek seviyeleri de belirleyebiliriz. Mesela 5 günlük ortalama, yani kırmızı ortalama da destek olarak kabul edilebilmekle birlikte sağlıklı olanın, yani şu an için 10.386'ya kadar geri çekmelerin kabul edilebilir olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Sebebi şu, endeksin son 4 iş günüdür. Bakın böyle büyük büyük yeşil mumlar yakması, çok hızlı gitmesi endekste yatay veya düşey şekilde biraz geri çekilerek bu ortalamalarına kavuşması, oradan güç alıp tekrar yoluna devam etmesi daha sağlıklı görünüyor. Bu anlamda 10.386'yı destek olarak kabul etmek aslında çok da uzak sayılmaz. Yani evet, şu an endeks 11.000'e dayanmış. 10.386'yı destek kabul etmek belki biraz uzak gibi geliyor size, fakat ya da ilk bakışta insana öyle geliyor. Fakat aslında şuradaki tabloyu gördüğümüzde şuradakine benzer bir, dediğim gibi bakın şuradaki tabloya benzer bir görüntü olması bu şekilde bir geri çekilmeyi mümkün kılıyor. Bu manada temkinli olmak gerekir değerli dostlar. Böyle coşkulu günlerde ortalamalar açılıyor, fiyat açılıyor. Terste kalma riskine karşı böyle bir opsiyonun mümkün olduğunu unutmamak lazım. Diğer taraftan tabii ki kanal tepesi, yani yükselen kanal tepesini henüz görmüş değiliz. Ve kanal tepesi 11.374'e geliyor, fakat yani belki şu da olabilir, yarın bir coşkuyla son bir kez buraya da bir hamle yapıp hem kanal tepesi hedefini gösterirler, hem de iyice belki bir
tam coşku havasında kar satışına da geçebilirler. Tabi bu senaryoda mümkün. Ancak biz her iki senaryoya da hazırlıklı olmak durumundayız. Birinci senaryo yukarı, şu şöyle bir kırmızıyla belirteyim. Şu ortalamaları kapatayım. İkinci senaryoda maviye inip buralara, yani ile maviye inmese de biraz geri çekilip sonra Kanal Tepesi'ne gitmesi yani. Şöyle bunu mavi yapayım ya da mor yapayım. Yani ya mor çizgideki gibi burada Kanal Tepesi'ni görür, sonra düzeltmeye girer ya da buradan yarın itibariyle bir düzeltme yapar mavi çizgiye doğru, sonra buradan güç alıp tekrar Kanal Tepesi'ne doğru hareket eder. Bu iki senaryoda mümkün arkadaşlar, çizgilerle anlatmaya çalıştım. Diğer taraftan hani yatay çizgi çok aşağıda kalıyor, 10.386 diye düşünen dostlarımız için de dediğim gibi 5 günlük, 8 günlük ve 13 günlük hareketli ortalamaları da destek seviyesi olarak kabul edebilirsiniz. 5 günlük üstel hareketli ortalamamız 10.623, 8 günlük yeşil üstel hareketli ortalamamız 10.505 ve 13 günlük siyah ortalamamız da 10.386'ya denk geliyor ki bu zaten yatay mavi çizgiye de denk geliyor değerli arkadaşlar. Yani aşağı yukarı 13 günlük üstel hareketli ortalama. Bu 5-8-13'ü söylememin nedeni de bunlar Fibonacci rakamları arkadaşlar. 5-8-13 hatırlayacaksınız. Bir Fibonacci sayıları olduğu için bu EMA'lar önemli destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Evet, BIST 100 ile ilgili orta vadeli, kısa orta vadeli görünüm bu şekilde değerli arkadaşlar. Şimdi hisselerimize geçelim. Geçmeden önce de dediğim gibi arkadaşlar, eğer kanala henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu konuda desteklerinizi rica ediyorum. Şimdi ilk önce bir TÜPRAŞ'la başlayacağız. Hazır ortalamalar da üstündeyken önce ortalamalardan bahsedelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 5 günlük hareketli ortalamanın 8 ve 13 günlük ortalamayı yukarı kestiğini, fiyatın da bunların üstünde olduğunu görüyoruz. Daha önce bakın ortalamalardan uzaklaştıktan sonra mesela şurada uzaklaşmış, düzeltmiş, gelmiş, destek alıp tekrar gitmiş. Buradan bir kar satışı yemiş. Bu bölgeden şimdi tekrar bakın güç toplayıp hem Bollinger 20 günlük ortalaması olan şu lacivert ortalamanın üzerine atmış, hem de 5-8-13 ortalamaları, 5 günlük ortalama, 8 ve 13 günlük ortalamayı yukarı kesmiş. Bu bir trend dönüşü işaretidir arkadaşlar. Malumunuz burada bir sürü kırmızı mumla bir düşüş yaşamıştı TÜPRAŞ. 3, 6, 9, 10 tam 10 tane kırmızı mum ard arda bırakmıştı. Ve buradan şu an tekrar trend dönüşünü görüyoruz. Peki burada trendimiz nedir? Bunu bir çizelim arkadaşlar. TÜPRAŞ'ta şu şekil bir yükselen trend var. Biz bu trendi hatırlayacaksanız TÜPRAŞ'ın eski analizlerinde de şöyle bir şeye dikkat çekmiştik. TÜPRAŞ'ın temelde yatay bir direnci olduğunu, şöyle bir direnç, mavi çizgiyle gösterdiğim 174 liralık bir yatay direnci olduğunu, bu direnci çok kez bakın burada bir direnç oluşturuyor. Daha sonra bakın burada, şurada bu direnci tekrar yokladığını, burada yine geçmeye çalıştığını, burada yine geçmeye çalıştığını görüyoruz. Sonra burada yine üstünde tutunamayıp dönüp, ancak çok daha sonra bunu yukarı geçtiğini biliyoruz. Bu mavi çizgiyi biz ne yapmıştık? Destek olarak kabul etmiştik. Evet, dedik ki bu tamam desteğimiz, ancak destekten uzaklaşırsa biz trend olarak neyi takip edeceğiz? Şuradan gelen siyah ara bir trendimiz oluştu. Bu trend ne için önemli arkadaşlar? Şunun için, bakın buradaki tepe ile şuradaki dipten oluşan
böyle bir sin formasyonu vardı. İşte buradaki ya da çanak deyin, çok önemli değil. Şu iki mavi çizgi arasındaki şu çanak oluşumunu yukarı katlama potansiyeli vardı tüpraşta. Ve bunu bizi yukarıya taşıyacak çizginin de siyah çizgi olacağını söylemiştik. Şöyle bir derinliğini ölçelim arkadaşlar. Bu kanalın, yatay kanalın. Evet. Şu iki mavi çizgi arasındaki derinlik 'bizi üstteki mor çizgiye taşıyacaktır demiştik. Bu da 236 liraya denk geliyor arkadaşlar. Şu şekil. Şimdi bu siyah trend üzerinde olduğu sürece 236 lira hedefimiz devam ediyor. Yakın zamanda bir 203 lirayı gördü. Buradan bir satış geldi dediğim gibi. Muhtemelen burada bir bant indikatörüne falan takılmıştır. Ya da şuradan bir Fibonacci alalım. Belki de bir Fibonacci direncine takılmıştır arada. Evet, gördüğünüz gibi Fibonacci 1.618'e takılmış arkadaşlar. Bakın çok net bir şekilde görüyoruz. Şurada Fibo 1.618'e takılmış. Buradan kar realizasyonu gelmiş. Tekrar Fibo 1.272'nin üzerine atmış. Ve şimdi tekrar Fibo 1.618'e doğru yol almış durumda. 202'ye denk geliyor arkadaşlar bu direnç. Şimdi biz Fibonacci'yi kaldıralım. Çok çizgi kalabalığı olmasın aynı anda. Dolayısıyla yani bu Fibo 1.618 olduğunu tespit ettik. 203.7 ilk hedefimiz. Sonraki hedef 236 lira. Diğer taraftan bizi buraya taşıyacak olan trend de siyah çizgi arkadaşlar. Bu da kaça denk geliyor bakalım. 179 lira civarında güncel değerle. Tabii bu zamansallıkla yukarı gider siyah çizgi. Şu an için hissede bir toparlanma var. Düşe kalka burada bakın yatay mor çizgi ile siyah yükselen çizgi arasındaki şu üçgeni belki biraz zigzaklar yaparak mor çizgiyi yukarı kırmasını yani 203 eski zirvesini yukarı kırmasını ve devamında da 236 hedefine gitmesini bekleriz tüpraşla. Şu an için 179 lira trend desteğimiz, siyah trend desteğimiz, 203 lira da ara eski zirve direnci ve formasyon hedefi de 236 lira tüpraşta kısa orta vadeli hedefimiz arkadaşlar. Durum bu şekilde. Şimdi Reader'a bakacağız arkadaşlar. Reader'da çok sık analiz ettiğimiz hisselerden soruluyor tarafınızdan. Reader'da arkadaşlar bakın buradaki zirveyi gördükten sonra yani 79 zirvesini gördükten sonra derin bir düşüş yaşamıştı. Ve biz Reader'da şuna dikkat çekmiştik bu düşüş sırasında. Şu bölgede bir gap olduğunu bakın burada bir boşluk olduğunu hatta iki tane mum bakın buradan buraya zıplamış sonra buraya zıplamış gapler bırakarak gittiğini. Bu gaplerin yani şuradaki boş mumların bizim için riskli bölge olduğunu ve bu nedenle bakın şuradaki tavan yaptığı şuradaki mumun şuranın bizim için kritik eşik olduğunu bunun altının uçurum olduğunu çünkü gapi kapatmaya inebileceğini vurgulamıştık. Şu iki mor çizgi arasındaki bölgenin sıkıntılı olduğunu buraya salarlarsa hissenin çirkinleşeceğini söylemiştik. Çünkü bu bölge aynı zamanda bakın burası da eski bir dirence denk geliyor. İki mor çizgi arasındaki bölgenin sıkıntılı olacağına ve süreyi uzatacağına dikkat çekmiştik. Ve hisse düzeltmesini tamamladıktan sonra üstteki mor çizgiden yani gapleri kapatmaya inmeden buradan virajı döndü. Ve güzel de oldu. Çok fazla
daha fazla yatırımcısını üzmeden ve süreyi de uzatmadan, en azından hani bir de buraya inip buralarda zikzak yapsaydı hem çok daha zaman kaybı hem de bıktırma uzun sürecekti. En azından şuradan tepkiyi almış bulunuyoruz. 37.2 arkadaşlar, 37.12 üstteki mor çizgi bu hisse için kritik, artık dip destek bölgesi. Hissenin buradan artık düşe kalka zikzaklar yaparak 79.7 eski zirvesi olan yatay mavi çizgiye kadar hareket etmesini bekleriz. Şöyle bir ortalamalarına da göz atacak olursak, 5 günlük ortalamanın 8 ve 13'ü yukarı kestiğini, Bollinger bandına baktığımızda da değerli dostlar, hissenin, bakın Bollinger şu kalın çizgi, ortadaki orta çizgisinin üzerine attığını görüyoruz ve bandın da açılmaya başladığını görüyoruz yukarı tarafa doğru. Umarım bu şekilde hisse yukarı yönlü hareketini sürdürür. Gerek göstergeler, gerekse de bu alttaki, yani üstteki mor çizginin çalışması hisse açısından, önümüzdeki süreç açısından olumlu sinyaller veriyor. Şimdi buradaki mor çizgiden mavi çizgiye doğru bir trend çizmek tabii ki çok erken. Fakat yine de bir trend takip etmek lazım. Çünkü şu an hisse 47 lira. Destek seviyesi 37 lira. Burada 10 liralık bir fark var ve bu ciddi bir fark. %20-25'lik bir kayba denk gelir. Stop anlamında. Bunun için bir ara destek belirtmek şart. Bunun için iki seçeneğimiz var arkadaşlar. Ya buradan bir yatay destek belirteceğiz. Şöyle. Ya da kısa vade periyot açıp trend var mı onu bir gözlemleyeceğiz. Önce bir 4 saatliğe grafiği çevirelim arkadaşlar. Bakalım buradan bir trend çıkıyor mu? Dediğim gibi henüz trend başlatmak çok erken bunun için. Yani şöyle bir trend açısı görülüyor açıkçası. Belki böyle bir trendle takip edilebilir. Tabi bu 4 saat üzerinden çizdim arkadaşlar. Yani hisse böyle şuradaki siyah çizgiye basamak yapa yapa, nasıl ki şurada basamak yaparak aşağı inmişti ya, hatırlayacaksınız, şöyle bir düşen trend vardı. Basamak yapa yapa aşağı inmişti. Şimdi bu sefer basamak yapa yapa yukarı gitmesini bekleyebiliriz. Tabi dediğim gibi bu 4 saatlik ve bu trendi konuşmak için gerçekten çok erken. Sadece fikir vermek için bu. Bu bir seçenek ve buna göre desteğimizi de belirleyecek olursak 43 lira civarına denk geliyor güncel değerle. Önümüzdeki günlerde tekrar analizleriz arkadaşlar. Buradaki trend oturunca daha net, daha doğru bir trend açısıyla destek seviyemizi belirliyor oluruz. Dediğim gibi şu an için ara Fibonacci seviyelerini henüz kırmadığı için ara Fibonacci ekleyemiyoruz. Şöyle bir bakalım yine. Şu an zaten tam Fibo, evet, Fibo 236'nın üstüne atmış görünüyor. Bir de buradan bakalım. Şöyle günlüğe çevirip, evet, güzel. Burada tam olarak hissenin tam olarak Fibo 0.236, şöyle zoom yapayım arkadaşlar, bakın Fibo 236, bakın şuradaki mum şeyi geçmiş, bu Fibonacci seviyesini geçmiş arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz mum 47.16 seviyesini ne yapmış? Yukarı kesmiş. Dolayısıyla şu an için bu yükselen trend yerine, dediğim gibi çünkü açısı daha tam oturmamış, kısa vade trade eden dostlarımız için bakın bu Fibo 0.236'ya denk gelen 47.16 bizim
destek seviyemiz olacak arkadaşlar. 47.12 destek seviyemiz. Direncimiz de, yani ilk hedefimiz de 53 arkadaşlar. 53.35. Bu da Fibo 0382'ye denk geliyor. Üstteki çizgi, yani şu iki mavi çizgi arası bizim için destek ve direnç bölgesi olacak. Şu bölgede takip edeceğiz reader hissesi. Dediğim gibi desteğimiz 47.12. Daha önce bakın dirençmiş, burayı bir mum daha önce de bir test etmiş, geçememiş. Sonra fitil atmış, böyle bir iğne atmış, yine geçememiş. Aşağı salmış bu seviyeyi. Bakın geçmişte bu bölge aynı zamanda bir yine destek görevi görmüş. Bu da aynı zamanda Fibonacci ile de örtüşüyor. 47.12 seviyesi kritik bir seviye. 47.12 üstünde olduğu sürece ilk hedef 53.35. Sonraki hedeflerde sırasıyla parantez içinde gördüğünüz gibi 58.35, 63.40, 70.55 ve 79.7 eski zirvesi olacaktır. Eğer 47.12 üzeri altında günlük kapanış yaparsa sıkıntı arkadaşlar. Tekrar 37'ye kadar inme riski doğabilir. Bu yüzden bu çizginin önemine dikkat çekmeye çalıştım. 47.12 kritik destek. İlk direnç de 53.35. Sonraki hedeflerde dediğim gibi sağ tarafta parantez içinde gördüğünüz şekilde değerli dostlar, reader hissesinde. Şimdi Hektaş'a geçeceğiz. Hektaş da yine bu taramamızda çıkmıştı. 5 günlük üstsel hareketli ortalaması 20 günlük üstsel hareketli ortalamasını yukarı kesen hisseler taraması bu arkadaşlar, bu liste. Şimdi Hektaş'ta da bir önce göstergelere bakalım, ortalamalarımıza. Bakın burada gördüğünüz gibi Hektaş'ta da zaten burada ufaktan bir yükselen dipler yine oluşmuş. 5 günlük kırmızı ortalamanın 8 ve 13'ü yukarı kestiğini, diğer taraftan Bollinger orta çizgisinin de üzerine attığını, bugün sadece olumsuz bir görüntü olarak, yani hissenin kırmızı kapatmasının sebebini de şöyle izah edeyim arkadaşlar, biraz daha zoom yapayım. Daha önce de Bollinger ile ilgili bir eğitim videom vardı. Geçmişte hatırlayacaksınız ya da eski videolardan bakabilirsiniz. Hesapta mevcut duruyor. Bollinger 3 sapmaya göre üst bandına bir hisse batırdığında bu sat sinyali arkadaşlar. Tam şu bölge. Burada hisse ne yapmış? Bollinger bandına batırmış arkadaşlar. Bakın iğneyi atmış, tam buraya gelmiş. Banda temas edince ne olmuş? Hop aşağı doğru kar satışı, hisse geri çekilmiş. İşte bu da bizim için bir sat sinyalidir. Dediğim gibi bunu eğitim videomda bulabilirsiniz. Bollinger MACD eğitimi var videosu. O videodan izleyebilirsiniz. Yarım saatlik ama oldukça faydalı olduğunu düşünüyorum. Geçmişte de bakın bu şekilde iğne şeklinde batırdıktan sonra çekilmeler oluyor. Bakın burada da iğne. İşte bu marubozu mumu olduğu için bunda geri çekilmemiş, daha da yukarı gitmiş. Üst mumda batırınca düşmüş. Evet, şu an için ama bir bozulma yok. Burada bir iğneyi batırmasaydı keşke daha sakin gitseydi. Ama işte bugün piyasadaki coşku bunu da etkilemiş. Hektaş da buna kaptırmış kendini ve buradan kar satışı yemiş. Evet, şu an için pozitif bölgede ve dediğim gibi 5 günlük ortalama, 20 günlük ortalamayı yukarı kesenler taramasından çıktığı için bu video kapsamına almış olduk bugün. Şimdi Hektaş'ta bizim desteğimiz, direncimiz, hedefimiz nedir? Biraz daha rakamsallaştıralım konuyu. Şimdi burada Hektaş'ın zirveden gelen bir düşeni var arkadaşlar, malumunuz. Bunu hala kırabilmiş değil. Şöyle çizgimizi bir sıfırlayalım. Bakın burada arkadaşlar 50 liralardan bir zirvesi varmış ve bu zirveden şöyle
Şu rally hatırlayacaksınız arkadaşlar. Hektaş-Sasa ikilisinin yaptığı rally dönemiydi bu. Şuradaki sert rally sonrası tabii düşüş ve eski fiyata geri dönüş oldu. Yani şuradaki bölgelere kadar tekrar bu sefer tabii daha sancılı oldu. Çıkarken sert belki 1-2 ayda çıktı ama düşüşü aylar yıllar buldu. Ve şu an hisse bu kırmızı düşeni tabi henüz kırmış değil. Fakat şu an bakın burada önemli bir bölgede olduğunu gözlemliyoruz. Bir şu an bakın şu dikdörtgen içinde gördüğüm kümelenmenin benzeri bakın şurada da bir kümelenme var. Buradan baktığımızda bir destek bölgesi olabilir artık bu bölge diyebiliriz. Özellikle 5 günlük 20 günlük kesişiminin gelmesi de trend dönüşü anlamında önemli bir işaret sayabiliriz. Tabii yine de her zaman olduğu gibi desteklerimizi ve stop seviyelerimizi belirleyerek. Peki destek seviyemiz ne diyeceğiz? Arkadaşlar şuradaki gördüğü destek dip yani bizim için dip destek bölgesi olacak. 14.5 arkadaşlar artık dip destek diyeceğiz. Çünkü burada da yoğun bir şekilde daha önce destek ve direnç olarak günlerce belki 2 hafta iş günü olarak düşünürsek 3 hafta belki bu bölgede yoğun bir destek direnç bölgesi olarak burayı kullanmış bu mavi çizgiyi. Ve şu anda gördüğünüz gibi gelip bu buradan destek alıp dönmüş. Bu bir manidar bir görüntü. Peki şuradaki kırmızı düşenimizi aşağı tam çekelim. Üçgenimiz tam olsun. Burada kırmızı düşenle yatay mavi çizgi arasında devasa bir üçgen görüyoruz arkadaşlar. Hatta şunu siyah renkle belirteyim. Siyah yatay çizgi ile kırmızı düşen çizgi arasında bir üçgen var. Ve şu an hissede şunu gözlemliyoruz. Hisse bu çizgiden uzaklaşma çabası içerisinde. Evet çok net bir trend yok henüz belki ama bakın şu şekil bir kırmızı bir trend yani küçük bir yükselen trend oluşturmaya çalıştığını görüyoruz. Şunu şöyle mor renkle belirteyim. Dolayısıyla burada bizim bu hissenin tam anlamıyla kendine gelmesi için yani eski zirvelerine doğru bir trend başlatabilmesi için şu kırmızı düşeni kırması gerekiyor arkadaşlar. Bu kırmızı düşen kaça denk geliyor? Onu bir etiketleyelim. Evet 19.89 civarı bir rakama denk geliyor ki bu zaman sağlıkla aşağı iner biliyorsunuz. Düşen trend çünkü. Yani 19.89'a denk gelen bu kırmızı düşeni kırması lazım. Şu an için hissedeki bu yükselen diplerin ufaktan oluşması en azından kısa vadede bir kırmızı düşene doğru bir hareketin oluşabileceğini işaretini veriyor. Buradaki mor çizgiyi destek olarak kabul edebiliriz. Ara destek olarak. 15.55 mor trend desteği. 14.5 da siyah yatay desteğimiz arkadaşlar. Hektaş hissesi için. Şimdi bu kırmızı düşeni kırdıktan sonra artık düşe kalka 23 lira. Şurada 34 lira. 39 44 ve 51 lira eski zirvesine doğru şöyle düşe kalka bir trend oluşturur. Ama öncelikle kırmızı düşenle yatay siyah çizgi ya da aradaki mor çizgi bu sizin vadenize göre kırmızı düşenle yükselen mor çizgi arasındaki şu üçgeni yukarı kırması gerekiyor bunun için. Toparlayacak olursak arkadaşlar 14.5 yatay desteğimiz, 15.55 minör mor yükselen trend desteğimiz, 19.89 majör tepeden gelen kırmızı düşen direncimiz, bu büyük direnç kırmızı. Bunu kırarsa talihi değişecek.
Nihai zirve hedefimiz de dediğim gibi 51 lira uzun vadeli çanak hedefi olacak arkadaşlar. Hektaş'ta durum bu şekilde, olumlu sinyaller görünüyor dip bölgesinden. Bir toparlanma çabası gözlemliyoruz. Bu ve benzeri analizlerin devamı için arkadaşlar, daha sık videoların ve hisse analizlerinin daha sık tekrarlanması için, eğer kanala abone değilseniz henüz abone olmayı unutmayın. Bu konuda desteklerinizi bekliyorum. Beğeni ve yorumlarla da destek olursanız güzel olur arkadaşlar. Daha fazla etkileşimle daha çok kişiye ulaşma imkanı olur. Bu eğitim niteliğindeki analiz çalışmaları. Evet, Hektaş'tan sonraki hissemiz Zorlu Enerji arkadaşlar. Zorlu da yine ortalama kesişimleri gelmişti, taramadan çıkmıştı. Gördüğünüz gibi böyle ortalamalar kesişimi gelmiş. Bollinger ortalamasının da tam hafif üstünde bir doji mumla kapatmış görünüyor. Önümüzdeki günlerde umarım daha kalıcı güzel mumlar ortaya koyarak ilerler. Genel olarak şu an bir toparlanma işaretleri var. Taramadan da zaten çıkmıştı. TradingView'de yaptığımız taramadan. Şimdi buradaki zorlu da arkadaşlar, şurada güzel bir trend zaten göze çarpıyor. Şöyle bir yükselen trendi var. Bu siyah yükselen trend, yani orta vadeli güzel bir trend. Aralık 2023'te başlatmış buna. Şurada bir test etmiş Nisan başında. Şimdi yakın son günlerde yine bir yaklaşıp buradan tekrar uzaklaşmaya çalışıyor. Yatay zirvesine bakacak olursak da arkadaşlar, hissede yatay zirve kaçmış bakalım. 7,59 arkadaşlar, yatay zirve direnci. Bu direnç önemli bir bölge olacak bizim için arkadaşlar. Biliyorsunuz zirve dirençleri önemli. Şu an hisse 6,35. Şimdi siyah yükselen trend desteğimizi ekleyelim. Güncel değerle 5,98. Hatta şöyle yapalım. Tam 6'ya denk geliyor şuradan. 6 lira arkadaşlar. Siyah yükselen trend desteği bu zamansallıkla yukarı gider. Hedefimiz de 7,59. Yani burada 1 lira 20 kuruş falan bir hareket alanı mevcut. Şuradan bir bakalım. Evet, %17,5 bir potansiyel var. 1,13 liralık bir fark var yaklaşık. Şimdi buradaki boşluğu arkadaşlar, yani siyah yükselenle mavi yatay çizgi arasındaki şu üçgeni doldurup mavi çizgiye gelmesini bekliyoruz. Eğer mavi çizgiyi yukarı kırarsa hissede daha yeni zirvelere gidebilir. Bir de tabii şunu konuşmak için belki çok erken, fakat eğer üstteki mavi çizgiyi yukarı kırarsa arkadaşlar, yani şuradaki zirveyi, buradaki çanağı yukarı katlama potansiyeli gündeme gelir uzun vadede. Sadece fikir vermesi için formasyon şeklini de grafiğe ekleyeceğim, ama dediğim gibi şu an bunu konuşmak için belki çok erken. Ancak uzun vadeli de takip eden, bu hisseyi uzun süre elinde tutmak isteyen arkadaşlara da fikir vermesi adına. Yani formasyon katlama hedefi de şöyle kırmızı çizgi 14,5 liraya olur arkadaşlar. Eğer ki aradaki mavi çizgiyi yukarı kırarsa.
Ama önce ne yapması lazım? Şuradaki siyah yükselenle mavi yatay çizgi arasındaki üçgeni doldurup yukarı kırması lazım. Buradaki mavi çizgi kritik arkadaşlar. Kolay geçilmeyebilir. Çünkü zirve direnci, yani buraya gelip biraz geri çekilip bir kulp yapabilir mesela, fincan kulp yapabilir vesaire. Bu senaryolara karşı kırmızı şey mavi çizgiye geldiğinde, yani 7.5 bölgesine geldiğinde buralarda dikkatli olmakta fayda var değerli dostlar. Evet, zorlu hissesi içinde diyeceklerimiz bunlar. Şimdi Kamepur hissesine geçeceğiz. Kimtex poliüretan. Bu hisse de 98.5'luk bir zirveden, bakın, bir düşüş yaşadı. 98.5, sonra bir düşüş, böyle şu an bir testere piyasası yaşıyor, böyle zigzaklar yapıyor. Bir göstergelere önce bir bakalım. Ortalamalarda bir toparlanma var. Bu taramalardan çıktı zaten. 5-20 kesişiminden çıkan hisseler hepsi. Şimdi burada arkadaşlar bu hissemiz şu bölgede bir dip görmüştü. Evet, ortalamalarımız da yansıdı. Gördüğünüz gibi 5 günlük ortalama, 8 ve 13 günlük ortalamayı yukarı kesmiş. Şimdi Bollinger ortalamasının üzerine atmaya çalışıyor. Burada da bir kalıcılık sağlarsa yukarı yönlü daha güzel bir trend ortaya koymasını bekleyebiliriz. Evet, 98.40 zirvesinden arkadaşlar hisse 51.80 dibini gördü ve şimdi bu mor çizgi, yani dip bölgesinden, bakın, yükselen dipler oluşturmaya çalışıyor. Bakın şuradan şuraya bir yükselen dip vardı. Şöyle. Şurada bir yükselen dip. Şimdi bu sefer şurada bir tık daha yüksek açılı bir yükselen dip görüyoruz. Ve böyle böyle hissenin mor çizgiden uzaklaşmaya çalıştığını gözlemleyebiliyoruz. Diğer taraftan bu hissede bir düşen var demiştik arkadaşlar. Bakın ilk eskiden şuradaki düşeni takip ediyorduk. Şöyle. Şuradaki düşen. Bu düşeni bakın tepeden geliyor. Şurada iki kez temas etmiş. Sonra bakın burada üstüne atmaya çalışmış. Kalıcılık sağlayamamış. Sonra bir gepli düşüş falan olmuş burada. En son bakın pazartesi yine üstüne atmış. Bugün salı itibariyle yine üstüne tutunamamış bu direncin. Gerçekten güçlü bir direnç. Bu siyah direnç bu hissede ciddi baskı yapıyor. Bu siyah direnci yukarı kırarsa hisse rahatlayacak ve yukarı yönlü bir trend başlatacak diyebiliriz. Diğer taraftan şimdi bir de dedik ki bir yükselen trend oluşumu gözlemliyoruz. Evet. Şimdi bir taraftan hisse kırmızı düşenle boğuşurken bir taraftan da bu yatay mor çizgiden destek alarak bir yükselen trend oluşturmaya çalışıyor hisse. Bu olumlu bir görüntü. Siyah yükselen trend desteği kaça denk geliyor bakalım. 57.40'a denk geliyor arkadaşlar. Yani 57.40'a denk gelen şu siyah yükselen trend üzerinde kaldığı sürece hisse güçlü görünümünü sürdürür. Diğer taraftan kırmızı düşen direnci de ...62 lira 90 kuruş arkadaşlar.
Yani bu kırmızı düşenle siyah yükselen arasındaki şu sıkışan üçgeni yukarı kırması lazım ki daha yeni ataklar yapabilsin, hissenin önü açılsın. Dediğim gibi siyah yükselen trend desteğimiz 57.3. Kırmızı düşen direnci de güncel değerle 62.9. Kırmızı düşeni kırarsa ara hedefleri şöyle mavi renkle belirteyim. Şu şekil ara hedefleri olacak arkadaşlar. 69.80, 74.7, 89.1 ve zirvesi olan 98.40 arkadaşlar. Mavi yatay çizgiler. Bu ise de sıralı hedefler olacaktır. Ve uzun vadede şöyle en üstteki mavi çizgi ile en alttaki mor çizgi arasında büyük bir çanak oluşumuna gidecektir. Bu da tabi zamana bağlı, zaman istiyor. İki ileri bir geri, bu da bir zaman istiyor. Yani şu şekil bir çanak oluşumu olabilir. Tabi çok simetrik olmamakla birlikte, çünkü ara dirençlere takıla takıla gidecektir. Durum bu şekilde. KAM ve PUR hissesinde kırmızı düşeni kırmaya yönelik ciddi çabaları var. Sıkışan üçgen söz konusu. Buralardan güç alarak umarım şu kırmızı düşen üzerinde artık bir kalıcılık sağlar ve belki bu siyah çizgiden daha dik bir trend çizgisi oluşturarak mavi yatay çizgilere doğru hareket eder önümüzdeki günlerde diyelim. Diğer bir hisse Bera arkadaşlar. Bera Holding'de de şu an ne yapmaya çalışıyor bir bakalım. Şuradaki bir zirvesi vardı arkadaşlar bunun 20.54. Şu zirvesinin üzerinde bir türlü kalıcılık sağlayamadı. Hissede ciddi bir testere var. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 şimdi 7'ye gidiyor. Yani 7 kez böyle zigzag yapıyor. 1, 2, 3 kez mavi çizgi üzerine atmış ve her seferinde ikişer üçer mumla. Ve hiçbirinde kalıcılık sağlayamamış. Yani 20.60 seviyesi bu hissenin imtihan bölgesi. Yani bu 20.60 üzerinde kalıcılık sağlarsa yolu var. Hem de çok yolu var. Ama kalıcılık sağlarsa o çok yolu var dediğimin de nedenini söyleyeceğim arkadaşlar. Şu an hisse bakın bu iki mavi çizgi arasında testere yapıyor. Bakın daha önce de yapmış aslında. Bakın şu alttaki mavi çizgi üzerinde sürekli zikzak. Şurada bir zirve atmış sonra inmiş çanak. Bakın bu desteği kırınca derin bir çanak oluşturmuş. Şimdi gelmiş tekrar bu mavi çizgi. Şimdi buralarda yine zikzaklar yapıyor. Tam testere doğrama bölgesi. İşte bu bölgeler biraz sıkıntılı, bezdirici, çok fazla kıpraşmamak gereken bölge. Ya kenara çekip seyredip burayı geçtikten sonra girmek ya da maldayken de sabit durmak, çok fazla kıpırdamak riskli oluyor. Şimdi demin dedik yani bu üstteki 20.60'ın üzerinde kalıcılık sağlarsa ne olur diye. Arkadaşlar şurada çok güzel bir çanak oluşumu var bu hissede. Üstteki siyahla alttaki, üstteki mavi ile alttaki siyah çizgi arasında derin bir çanak oluşturmuş. Yani buradaki teknik olarak bu çanağı yukarı katlamaya gider. Eğer ki şu üstteki mavi çizgiyi yukarı kırarsa. Daha önceki analizlerimden de hatırlayacaksınız. Zirve kırılımlarının çok önemli olduğunu ve ciddi ralliler meydana getirdiğini daha öncelerde de sıkça örnekler üzerinde göstermiştim. Yeri gelen hisselere denk geldikçe. Şimdi bu hissede de böyle bir durum var. Yani bu
20.60 zirvesi üzerinde şu zirveyi bir türlü kalıcı kıramıyor. Bunun üzerinde kalıcı bir süre geçirirse birkaç gün buradan güç alıp yukarı doğru kopar. Ve zaten en basiti arkadaşlar bakın şuradaki flama olarak bile baksanız yani burası flama bu da sapı diye düşünseniz bile bakın şu şekil. Şuradaki flamanın götüreceği formasyon hedefi bile muazzam arkadaşlar. Şöyle. ₺40'ya direkt götürüyor mesela şuradaki formasyon. Yani flamanın sapı şurası flama düşünsek yukarı kırarsa direkt ₺40 neredeyse %100'lük bir potansiyel demek. Ya da şuradaki çanak derinliği olarak da düşünseniz mesela şöyle aşağı yukarı aynı benzer bir formasyon hedefi karşımıza çıkar. Bakın bu da doğruluyor. ₺41. Yani her türlü 2x bir potansiyel var bu hissede 2 katlık. Yeter ki 20.60 arkadaşlar üstteki mavi çizgi üzerinde kalıcılık sağlasın. Yani tabi böyle 1-2 mum atıp geri çekilmemesi lazım. Çünkü geçmişte bakın buralar olmamış yani kalıcılık sağlayamamış. İşte bu sefer eğer bir kalıcı şekilde üstünde tutunursa ₺40'lara kadar bir güçlü atak bekleriz Bera Holding hissesinde. Peki desteğimiz ne? Stop seviyemiz ne? Stop da bu alttaki mavi çizgi arkadaşlar. 16.88 destek seviyesi olarak takip edilebilir. Direnç de 20.60. Hedef de ₺41 Bera hissesinde. Diğer hissemiz Link Bilgisayar taramadan çıkan diğer bir hissemiz. Bu arkadaşlar çok nizami güzel bir trend ortaya koydu şu ana kadar. Son zamanlarda biraz daha böyle yatay çanaklar oluşturuyor. Bugün de günün sonu itibariyle baktığımızda kesişimlerin geldiğini 5-8-13 ortalamanın kesildiğini ve hissenin Bollinger ortalamasının üzerine attığını görüyoruz. Güzel bir kapanış ancak destek ve dirençlerimizi tabii hiçbir zaman unutmamak kaydıyla şöyle arkadaşlar bu hissede de bir artık zirve oluşmuş şu önemli bir seviye arkadaşlar çünkü bu hisse çok gitti ne yapmak lazım dikkat etmek lazım ikili tepe riskine karşı çünkü bakın şu his bu hisse mesela diyelim ki geçen sene Mayıs ayında ₺44 şu an ₺495 10-11 kat gitmiş bir yılda. Şimdi bir yılda 10 kat giden bir hissede tabii ki dikkatli olmak lazım. Bu hisse alınmaz anlamında değil, tutulmaz anlamında değil ancak stop loss'u hiçbir zaman unutmamak anlamında değerli dostlar. Şöyle bu hissede zirvemiz ₺495. Bakın buradaki zirveyi gördükten sonra gelmiş. Bakın bir yeşil mum ardından da bir kırmızı mum. Bakın kırmızı mum yeşil mumu yutuyor. Yutan boğa diyorlar buna da. Yani kırmızı mum yeşil mumdan daha iri. Onu içine alabilecek kadar bakın üstü daha büyük alt kısmı. Dolayısıyla burada ne yapmış? Sonra aşağı salmış. Ve bu zirve direncinde tam geçememiş. İkisi de iğne atmış aşağı salmış. Evet teknik olarak çok net bir zirve direncini görüyoruz. ₺495 bu ise de kritik zirve direnci artık. Peki stop seviyemiz ne olacak? Bu kadar tehlikeli bir sudaysa bu hisse. Yani çok gitmişse madem biz neye dikkat edeceğiz? Şu kırmızı çizgiye dikkat edeceğiz arkadaşlar. Bu kırmızı çizginin altında günlük kapanış yaparsa stop loss olmak lazım. Bu ikili tepe çalışır aşağılara salar. Şöyle arkadaşlar burada kırmızı yükselen trend desteğimizi de belirtelim. ₺415
Güncel değerle 415 lira üstünde olduğu sürece sıkıntı yok. 495'e gider. Ancak 415 liranın altında günlük kapanış yaparsa stop loss olmak gerekir. Bu 415 zamansallıkla yukarı gider arkadaşlar. Şu an için, yarın için 415 bu zamanla yukarı gider bu destek seviyesi. Link bilgisayar hissesinde durum bu şekilde. Desteğimiz 415, hedefte 495 zirve direnci değerli dostlar. Şimdi Sumas hissesine bakacağız. Sumas Suni Tahta. Bakın bu arkadaş da şuradaki zirveyi aldıktan sonra buralarda hala takılıyor. Normalde şuradaki çana kadar gitmesi teknik olarak mümkün. Şimdi bu zirveyi aldığı halde neden gitmiyor ya da nerelere gidebilir? Trend çizerek de destekleyelim arkadaşlar. Şimdi burada bir yükselen trend mevcut hissede. Şu şekil. Arkadaşlar hissenin mumları biraz gepli yapıda olduğu için belki biraz da spek olabilir. Dikkatli olmak lazım tabii ki. Bakın şöyle. Şöyle bir yükselen trendi var hissede. Bu trend içerisinde yatay mor zirvesini de almış. Şu aradaki mor çizgi. Ve bunun üzerinde tutunuyor şu an. Yani bu mor çizgi üzerinde olduğu sürece sıkıntı yok. 450 lira üzerinde olduğu sürece sıkıntı yok yani. Ve hatta bunun üzerinde olduğu sürece de kanal tepesine gitme hedefi mevcut. Bu da kaça denk geliyor? Bakalım 1255'e denk geliyor. Yani yatay mor çizgi üzerinde kaldığı sürece teknik olarak kanal tepesi olan 1255'e kadar gitmesi mümkün. Zaten bu aşağı yukarı çanak katlama hedefine denk geliyordur. Onu da yapalım. Şimdi burası çanak arkadaşlar dedik. Şurası. Şimdi bu çanak derinliği kadar yolu varsa çanağın derinliği de derinliği kadar gitme potansiyeli var. Bu da kaça geliyor? 1110'a denk geliyor. Yani bu hissede 450 arkadaşlar şu aradaki mor çizgi şu. Şunu biraz daha kalınlaştırayım hatta bakın. Şöyle kalın mor çizgi üzerinde kaldığı sürece sıkıntı yok. Yalnız bu 450'nin altında stop loss bu formasyon bozulur. Kanal desteğine inebilir. 450 lira üstünde olduğu sürece şu mor yatay çizgiye yani 1110'a 1255'e kadar gitme potansiyeli mevcut hissede yeter ki 450'nin altına inmesin. Sumas için de diyeceklerim bunlar arkadaşlar. Dediğim gibi bu ve benzeri video ve analizlerin devamı için kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Yine bakın zirve direncinden kopamayan bir hisse görüyorsunuz. Ulufa. Bakın mavi çizgiyle belirttim. Bu zirve direncine geliyor. Burada bakın bir geçemiyor. Yani zirveye varmadan geri çekiliyor. Sonra geliyor. Bakın bu bölgede bir kümelenme var. Genelde bu bölgelerde bu tarz sıkıntılar olur. Geri çekilir, üstte atar, aşağı iner. Buralarda fincan, kulp yapar, bir şeyler yaparlar yani. Çok operasyonlar olur bu bölgeler. Sancılı bölgelerdir. Çünkü eski bir zirveye gelmiştir. Alıcı satıcı şurada anlaşamaz. Yani ben bu hisse bakın şu bölgede dikdörtgen olmuş. Şimdi gelmiş buraya takılmış. Yani bu eski bir zirvesine gelmiş. Ben bunu alıp yukarı süreyim mi yoksa yine aşağı mı basalım? Yani şuradaki gibi şuradaki gibi. Şu an onun şeyi dönüyor.
Peki nerelere dikkat edeceğiz bu hissede? Desteğimiz ne olmalı? Direncimiz ne olmalı? Arkadaşlar burada çok güzel bir trend var hissede. Biz bunu takip edeceğiz. Şöyle. Ulufa hissesinde yükselen trendimiz var. Evet. Şurada arkadaşlar bakın Aralık'ta ve Ocak'ta şuradaki diplerden oluşan bir trend başlatmış, gitmiş, şurada bir tepe görmüş. Sonra dönüp gelmiş ve burada tekrar bu destekten bakın iğne atıp çekilmiş. Yani bu açıyı unutmamış. İşte teknik analizde hafıza böyle çalışıyor. Şuradaki trend açısını unutmuyor. Gelip buraya iğne atıp yukarı tepki veriyor. Bu da teknik analizin bir cilvesi. Şimdi arkadaşlar bu hissede ne dedik? Mavi çizgi. Yani şuradaki fi tarihindeki zirve 13.77 bizim için artık destek tekrar. Bu destek bizim için çok kritik. 13.77 üstünde olduğu sürece bu kanal tepesine doğru hareket etmesi mümkün. Bu da kaça denk geliyor? 19 lira 60 kuruşa denk geliyor hedef kanal tepesi. Daha önceki gittiği kanal tepesi güncel değerle 19.60. Zamansallıkla bu daha yukarılara gider. Kanal desteğini de yine etiketleyelim. Mavi çizgiyi kaçırırsanız diye. 12.70'te yükselen kanal desteği. Toparlayacak olursak ulusal factoring hissesi için, Ulufa için yükselen kanal desteğimiz 12.70. Yatay desteğimiz ki bu kritik destektir arkadaşlar. Üstü pozitif, altı negatif diyeceğimiz kadar önemli. 13.77 yatay mavi çizgi desteğimiz. Kanal tepesi hedefimiz de güncel değerle 19.60'a denk geliyor değerli dostlar. Ulufa için de görüntü bu şekilde. Geldik Arzum elektrikli ev aletleri. Bu hisseye bakalım. Hepsine tek tek bakmıyorum arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi hepsi taramadan çıktığı için ortalamaları falan güzel. Yani kesişimleri gelmiş. İşte 5 gün bakın bunda da 5, 8, 13 kesişimleri gelmiş. Daha önce de gördüğünüz gibi bu kesişimler gelince hissede daha güzel atakların geldiğini görüyoruz. Mesela şu bölgede kesmiş gitmiş şurada falan. Geçmişte de bakın bu ortalamaların kesişimleri hep yükseliş trendi getirmiş. Bugünkünde de zaten kesişim gelmiş ve güzel bir maru bozumu muyla tavan yapmış. Belki bu tavanı biraz sindirebilir, geri çekilebilir yarın bugün. Ancak trend dönüşü işareti vermiş görünüyor. Peki bu trend üzerinden bizim destek direnç hedefimiz ne olacak? Onlara bir bakalım arkadaşlar. Öncelikle Arzum hissesinde de deminki hisselerde ve daha önceki videolarda da sıkça vurguladığım konu zirve direnci, zirve direnci. Bakın bu hissede şurada bir zirve görmüş. Bakın dikdörtgen içinde gösterdim. Bu zirveyi unutmamış gelmiş. Bakın şurada daha varmadan düşmüş. Şurada günlerce bu bölgede takılıp durmuş. Geçememiş yani şuradaki mavi çizgiyi. Yani 61.75'i hafızasına kazınmış gelmiş. Bakın burada yine vurgu çok dövmüş bu direnci ama geçememiş. Neden? Çünkü zirve direnci. Yani ta şuradaki zirve direnci burada yine çalışmış. Peki hedefimiz ne? Hedefimiz tabii ki yine bu zirve direnci olacak arkadaşlar. Yani yine buralar bizim hedefimiz olacak. Yani şu dikdörtgenle işaretlediğim bölge 61 liralar bizim hedefimiz olmaya devam edecek. Trend desteğimiz ise şöyle bir trend açımız var arkadaşlar.
Trend desteğimiz kaça denk geliyor bakalım. 45.14'e denk geliyor. Kırmızı yükselen trend desteğimiz. Artık bu bir trendtir diyebiliriz. Çünkü 3-4 mumla şuradaki dibi ne yapmış? Bir açı oluşturmuş. Dolayısıyla bu kırmızı çizgi bizi mavi çizgiye taşıyabilir. Kırmızı çizginin altı stop loss arkadaşlar. Ancak bunun üstünde kaldığı sürece sıkıntı yok. Eğer kırmızı çizgi kırılırsa altta şuraya kadar da bir ara destek takip edilebilir. Şurası. Neden? Çünkü bakın burası daha önce bir gapli gitmiş. Burada bir boşluk bırakmış. İki mum arasında bir boşluk görüyorsunuz. Sonra dönüp gelmiş. Bakın burada şuradaki iğneyle şu boşluğu kapatmış. Yani şurayı. Dolayısıyla bu siyah çizginin olduğu yer bizim için bir destek. Hatta şunu şuradan da alabiliriz. Gap'in bittiği yeri de alabiliriz. 44.54. Zaten biz de ne demiştik? Kırmızı yükselen trend desteğimiz 45 lira. Aşağı yukarı aynı bölgeye denk gelmiş oluyor. Toparlayacak olursak 45.14'e denk gelen güncel değerle kırmızı yükselen trend bizim desteğimiz. Bunun altı stop loss. Ama kırmızı çizgi üzerinde olduğu sürece hedefimiz eski zirvesi olan 61 lira 75 kuruş olacaktır. Şimdi eğer ki bu zirveyi görürse burada büyük bir fincan kulp oluşumu meydana gelir ki şu an için konuşmak çok erken ama 61.75'i yukarı kırarsa buradaki fincan kulp katlamaya gider falan. Bu da 3 haneli rakamlara denk gelir. Fakat şu an için bunu konuşmak çok erken. Önce bir mavi çizgiye gelmesi ve onu kırması gerekiyor. Evet, dediğim gibi bu ve benzeri analizlerin devamı için, yani aslında her biri bir eğitim barındırıyor bu analizlerin arkadaşlar. Bu tarz analizlerin devamı için bu kanala destekleriniz önemli. Abone değilseniz abone olmanızı, beğeni ve yorumlarla destek olmanızı rica ediyorum. Şimdi son iki hissemiz kaldı. Kuvva'ya bakacağız. Bu da yine taramadan çıktı. Grafiği belki biraz silik geliyor arkadaşlar ama mumlardan kaynaklı bu hissenin yapısı böyle. Çok gepli gepli gidiyor falan. Şimdi biz bu hissede de taramadan çıktığı için ve belki elinde olan dostlarımız için ne yapıyoruz? Bunun da grafiğini çiziyoruz. Nasıl çizeceğiz? Şöyle bir düşeni var. Önce onu çizmemiz lazım. Gördüğünüz gibi bir kırmızı düşen var. Hisse bakın şuradaki küçücük mum var bir tane. Tavan kitlemiş zaten. Bakın şurada. Şöyle kare içinde belirteyim. Bakın tam şurada bir tane mum var. Bunun içinde kapatmış. Dediğim gibi gepli falan giden bir hisse. Burada bir kırmızı düşen var. Hisse de gelmiş direnç bölgesinde kapatmış. Diğer taraftan bir de yükseleni var. Bunu da çizelim. Farklı renkle belirtelim çizgimizi. Ve şimdi biraz daha büyütelim ki net görürsün. Evet, siyah çizgi ile kırmızı çizgi arasında bakın büyük bir üçgen oluşturuyor. Şu anda üçgenin kırmızı çizgisine daha yakın bölgede bir yerde kapatmış, tavan yapmış. Şimdi eğer bunu kırarsa hissenin önü açılır ve eski zirvesine doğru ataklar yapması beklenebilir. Bu da kaça denk geliyor bakalım. 82 lira hedefi var arkadaşlar. Yani eski zirvesi 82 lira. Tabi arada belki şuradaki direnç bölgesine de takılabilir ama bunlar sıralı hedefleri olacaktır. Yatay mavi çizgiler sıralı hedefler. Bu sıralı hedeflere gitmesi için de dediğim gibi önce bir
Kırmızı düşeni kırması lazım. Kırmızı düşen de 50.25. Siyah desteğimiz de 41.24. Şimdi toparlayacak olursak arkadaşlar, kırmızı düşenle siyah yükselen arasındaki bu üçgen içerisinde, bu sıkışan üçgende büyük ölçüde üçgeni doldurmuş. Siyah trend desteğimiz 41.24. Bunun altı stop. Kırmızı düşen direncimiz de güncel değerle 50.25. Kırmızı düşeni kırarsa da sıralı hedefler yatay mavi çizgiler olan 61 lira ve 82.40 lira arkadaşlar. Sıralı hedefleri olacaktır. Yatay mavi çizgiler Kuva Gıda hissesinde. Ve geldik MEPET hissesine arkadaşlar. MEPET Metro. Bu hissede de son zamanlarda bakın bir yatay, bir dikdörtgen içerisine hapsolmuş görünüyor. Şimdi buradan çıkmaya çalışıyor. Bakalım çıkabilecek mi? Şöyle bir dikdörtgen görüyorsunuz. Önce bir trendine bakalım. Evet. Şöyle bir trendi var arkadaşlar. Yükselen kanal içerisinde seyrediyor. Bakalım şu an için ne durumda? Bir düşen var kanal içerisinde. Onu kırmış mı? Şöyle bir düşen var. Evet. Bir kırmızı düşen var. Şimdi tekrar bu kırmızı düşene doğru bir atakta bulunuyor hisse. Bunu kırarsa kanal tepesi hedefi olur arkadaşlar. Peki kaça denk geliyor kırmızı düşen? Bir de yükselen kanal desteği, bir de kanal tepesi. Bunların hepsini etiketleyelim. Evet, bu şekilde. Şimdi yükselen kanal desteğimiz 11.33 arkadaşlar. Kırmızı düşen direnci 14.18. Eğer bu kırmızı düşeni yukarı kırarsa da hedef 20.60 kanal tepesi olacaktır. Şimdi hissenin yükselen kanal desteği 11.33 dedik. Çok aşağıda kalıyor haliyle. Çünkü hisse bugün de tavan yapmış ve gepli açmış hatta. Haliyle buradan buraya stop loss maliyeti çok fazla olmaması için ne yapacağız? Bir de ara destek seviyesi belirlememiz yerinde olacaktır. Bunun için de yani şuradaki gap'in olduğu yeri ara destek olarak takip edebilirsiniz. Şöyle mavi çizgiyle belirteyim. 13.34 kısa vadeli stop loss seviyesi arkadaşlar. Mavi yatay çizgi. Çünkü eğer bunu aşağı kırarsa kanal desteği olan 11.33'e kadar inme riski meydana gelir. Bu riski göz önüne almamak için ne yapacağız? Ara destek seviyesi olarak 13.34 zaten daha önce de direnç olarak çalışmış bir bölge. Bakın burada direnç olarak çalışmış. Şurada yine direnç olarak çalışmış. Burada direnç, direnç. Çok kez direnç çalışmış. Zaten bu direnci ancak gepli kırabilmiş yukarı. Dolayısıyla artık bu sefer destek olur bu eski direnç 13.34. Dolayısıyla 13.34 bizim desteğimiz, 14.18 de direncimiz. 13.34'ün altı stop loss arkadaşlar. Çünkü aşağıda 11 liralara kadar inme riski doğar. Kırmızı düşeni kırarsa da hedef 20 liralar olur MEPET hissesinde. Bunda da trend durumu bu şekilde, uzun vadeli ve kısa orta vadeli görünümü MEPET hissesinde. Evet arkadaşlar, dediğim gibi bu ve benzeri analizlerin devamı için kanala desteklerinizi bekliyorum.
Abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarla da destek olursanız güzel olur. Videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize bol kazançlar, sağlıklı günler diliyorum.